de nous sans peur. Un peu ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Sizinle beraber olsun. Ve sizin ruhunuz var. Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. Rabbim bizim Mesih İsa sana beraber olsun. O günlerde Sezar Augustus'tan tüm dünyada nüfus sayımı yapılmasını emreden bir ferman çıktı. Bu ilk sayım Kirinius'un Suriye valiliği döneminde yapıldı. Herkes sayıma katılmak için kendi şehrine gidiyordu. Yusuf da Davut ailesinden ve soyundan olduğu için Celile'deki Nasre kentinden kalkıp Yahudiye'de Davut'un kenti olan Bethlehem denilen yere gitti. Hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte sayıma katılacaktı. Orada bulundukları sırada Meryem'in doğurma vakti geldi. Biricik oğlunu dünyaya getirdi. Onu kundan sardı ve bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa onlar için yer yoktu. Aynı yörede sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin meleği onlara göründü ve Rabbin yüceliği ışığıyla onları sardı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara korkmayın dedi. İşte size tüm halk için büyük sevinç getirecek olan bir müjde veriyor. Bugün sizin için Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Size bir işaret veriyorum. Kundağa sarılmış, yemlikte yatan, yeni doğmuş bir çocuk bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göklerden gelen sayısız bir topluluk belirdi. Allah'ı överek şöyle diyorlardı. Yüce göklerde Allah'a övgüler olsun ve yeryüzünde iyi niyetli insanlara barış gelsin. Dilediğimiz bu kutsal sözler için Rabbe'ye şükredelim. Rabbimiz de şükür ve doğrusu.
Sevgili kardeşler, bu kutsal yere hoş geldiniz. Ve Noel Bayramı mübarek olsun hepimize. Aramıza büyük sevgiyle Peder Dimitri kabul edelim. Hoş geldiniz Peder. Peder Dimitri, Patrik Bartolomeos Hazretleri'nin sevecen varlığını temsil ediyor ve onun aracılığıyla sevgimizi, hürmetimizi Patrik Bartolomeos'a bildirmek istiyoruz. Onun için dua edelim. Aramızda bulunan Monsignor Arno, Papa Franciscus Hazretleri'nin büyük elçisinin yardımcısı olarak aramızda Kutsal Efkaristiya'yı kutluyor. Papa Franciscus onun aracılığıyla aramızda bulunuyor. Bakın ne kadar büyük ve anlamlı bir topluluk oluyoruz. Salesyen pederlerimiz, bu kutsal katedralimize hizmet eden Peder Jacques, Peder Joseph ve organında Peder Nicola ve Peder Simon, onlar da bizimle beraber ayet kutluyorlar ve özel bir minnettarlık göstermemiz lazım. Çünkü bu kutsal yere hizmet ediyorlar devamlı olarak büyük sevgiyle. Ve bizim cemaatimiz bu kiliseden daha büyük çünkü televizyon aracılığıyla Sat 7 kanalı aracılığıyla birçok kardeşler bizimle beraber dua ediyorlar. Özellikle hasta olanlar ve kiliseden uzak olanlar için özel bir şekilde dua edelim. Şimdi bu kutsal okumalardan, bu kutsal liturjisinden özel bir mesaj, özel bir öğreti kazanmaya çalışalım. Bu gece ne çocuklar için bir peri masalını, ne de dini bir efsaneyi anıyoruz. Bu kutsal ayının başlangıcında Latince eski bir eski olan kalendayı dinledik. Kalenda, İsa'nın doğuşunu tarihte belli bir ana yerleştiren tarihi verileri sırasıyla anlatır. Bu eski ile İsa'nın doğuşunu bir efsane değil, dünyanın tarihini değiştiren gerçek ve tarihi bir olay olduğunu tasdik etmiş olduk. Tarihin akışında geçen yılların Mesih'in doğuşundan itibaren sayıyoruz. Çünkü onun gelişiyle her şey değişti. Onun gelişinden sonra hiçbir şey aynı kalmadı. Bu nedenle yeni bir yıl Rabbin Noel'i ile başlar. Aslında yılbaşı Noel kutlamalarını tamamlayan bir Hristiyan bayramıdır. 1 Ocak'ta kutlanılan Allah'ın annesi Meryem görkemli annene kadar 8 gün boyunca Noel bayramını kutluyoruz. Bu nedenle Papa 13. Gregorius, yeni takvimi düzenleyen Papa, bunun için dünyadaki kullanılan takvim Gregorian takvimi deniyor çünkü kullandığımız takvim Papa 13. Gregorius yeni yılın başlangıcını 1 Ocak olarak düzenledi. Zamanının tamamı ve bizim kendi hayatlarımızı Rab İsa'nın çevresinde dönüyor. Allah'ın ebedi oğlu bizim kardeşimiz oldu ve konudunu aramızda kurdu. Beytlerinde melekler çobanlara insanlık tarihinin en güzel haberini işte şu sözlerle verdi. Korkmayın diyor melek. Çünkü size bütün
halk için büyük bir sevinç müjdeliyorum. Bugün Davut'un kentinde size bir kurtarıcı doğdu. O Mesih Rab'dir. Kardeşler bakın, Allah kendisini bizden biri kıldı. Bizden uzakta kalarak değil, bizden biri olarak bizi kurtarmaya geldi. Peygamberlerin önceden bildirdiği tüm peygamberlikler işte bu kutsal gecede gerçekleşiyor. İsa'nın doğuşunda yaşayanlar duyduğumuz şu söz yerine geldi. Bize bir çocuk doğacak, peygamber diyor. Bize bir oğul verilecek. Onun adı harika öğütçü, güçlü Allah, ebedi baba, selamet önderi olacak. Esenliği son bulmayacaktır. İsa'nın doğuşu dünyaya barış ve esenlik getirir. Onun hükümdarlığı barış ve adalet krallığıdır. İşte bu yüzden melekler çobanlara şöyle diyor. Göklerdeki yüce Allah'a güler olsun ve yeryüzünde iyi niyetli insanlara barış gelsin. Yaşadığımız bu zorlu günlerde bakınca sanki Rab dünyaya boşuna gelmiş gibi görünüyor. Kutsal Peder Papa Franciscus 3. Dünya Savaşı'nın çoktan başladığını söylüyor ve bizi uyarıyor. Bunun korkunç sonuçlarını hepimiz hissediyoruz. Savaş ve adaletsizlik yeryüzünün pek çok yerinde hüküm sürüyor. Sadece Rusya ve Ukrayna'da değil, Suriye ve Irak'ta, Yemen ve Myanmar'da, Etiyopya ve Eritre'de, Mali ve Kongo'da, İran ve Afganistan'da ve daha pek çok yerde selamet önderi olan Mesih İsa adalet ve barış içinde hüküm sürmek için hüküm sürmek isterdi. Ama insanın elleri adaletsizliği ve ölümü yeryüzünde ekmeye devam ediyor. Barış Allah'ın bir armağanıdır. Maalesef biz insanların barış dolu bir dünya inşa etme gücü yok. Bunu görüyoruz. Allah'ın yardımına ihtiyacımız vardır. Yalnız başımızayken gücümüz sadece kötülük yapmaya yetiyor. Oysa Yeşaya Rabbin hüküm sürdüğü yerde barışın hüküm sürdüğünü hatırlatıyor. Bu kutsal gecede şu mutlu haber kalbimizde yankılansın. Kurtarıcımız doğdu. Barışın önderi doğdu. İnsanlık tarihinin bu en güzel haberi alçak gönüllü çobanlara verildi. Mesih İsa'nın döneminde çobanlar toplumda en sonuncu yere sahipti. Her zaman hayvanlarla iç içeydiler ve onları yalnız bırakamazlardı. Bu yüzden de mabede ve sinagoglara hiç gidemiyorlardı. Din konusunda cahildiler. Rab'be tapınmaya görevini yerine getiremiyorlardı. Bu sevinçli haber, kurtarıcının doğuşu ilk önce onlara bildirildi. Çünkü Rab kaybolanlar ve değersiz sayılanlar için geldi. Bu çobanlar alçak gönüllülük içinde sürülerinin başıboş bıraktılar. Beytlehem'deki bebeğe tapınmaya gittiler. İşte bu, sadece alçak gönüllülerin ve gönül gözüyle görenlerin. Bir bebek görünümündeki her şeye kadir Allah'ın yüzünü tanıyabileceğini gösteriyor. Bu dünyanın yoksulluğunda Allah'ın sözü
bizim yoksulluğumuzu paylaşmak için bedel almaya devam ediyor. Hasta toplumumuzun varoşlarında, yoksulların ve dışlananların evlerinde, haksızlığa uğrayan ve borç yükü altında ezilen ailelerde, Beyt Lehem'in yoksul mağarasında olduğu gibi, Allah'ın öz oğlu bizim kardeşimiz oluyor. Günahla katılaşmış kalplerde, ümidini yitirmiş ve kimseye güvenemeyenlerde İsa, Allah bizimle yani İmmanuel olmak için doğmaya devam eder. Savunmasız çocuklarımız, inançsız ve yönünü kaybetmiş gençlerimiz, yalnız ve hayal kırıklığı içindeki yaşlılarımızın arasında tam da burada kurtarıcımız Rab insan olarak doğuyor. O ümit ve yaşam vermeye geliyor. Kardeşlerim, ünlü bir filozof Martin Heidegger yaşamının sonunda 20. yüzyılın başarısızlıklarıyla yüz yüze geldiğinde haykırdı. Bizi kurtarabilecek olan sadece bir Allah'tır. Noel Bayramı, çağımızın bu dramı içinde Allah'ın gerçekten bizi kurtarmak için geldiğini hatırlatıyor. Brothers and sisters, the best news of human history was announced by the angels to humble shepherds, because Jesus comes for those who are lost and those who are considered nothing. In their humility, the shepherds leave their flock unattended and go to adore the child of Bethlehem. The shepherds show us that only humble people welcome the Almighty God who became a child. Only those who are humble and who see with the eyes of the heart can recognize under the veil of a baby the face of Almighty God. In the poverty of our world, the eternal Son of God continues to take flesh in order to share our poverty. In the caves of our diseased society, in the houses of the poor and outcasts, in families who suffer injustice and who are oppressed by debt, there, as in the dignity growth of Bethlehem, the Son of God becomes our brother. In hearts hardened by sin and disappointments, in those who have lost hope and do not trust anyone anymore, Jesus continues to be born here in order to be the Emmanuel, God with us. Among our helpless children, in the midst of our young people in disbelief, and our elderly who live in loneliness and disappointment, here the Redeemer of the human race continues to be born to bring hope and life. The angels at Bethlehem proclaimed to the shepherds, glory to God in the highest and peace to people who are beloved by God. In spite of so much evil in the world, in spite of war and injustice, all of us are called to be angels of Bethlehem, messengers of the good news. Let us become bearers of peace and love, bearers of hope and salvation, bearers of the Lord Jesus.
on this holy night we will proclaim the profession of faith. You can find it at page 16 on the booklet. When we proclaim the faith in the incarnation of the Word of the Lord, we will kneel and adore the mystery of incarnation. Şimdi bu kutsal ve görkemli gecede büyük imam ikrarını beyan edeceğiz. Kitapçıkta sayfa 17'de bu iman ikrarını bulabilirsiniz. Beden alma gerçeğini ilan edeceğimiz zaman bu kutsal gizeme tapınacağız ve diz çökeceğiz. Sayfa 17. Beraber söyleyelim. Bir tek Allah'a inanıyorum. Yerin ve göğün, gülünen ve gülünmeyen, tüm varlıkların yaratanı, her şeyin hakkı eden Allah'a inanıyorum. Tüm hazırlardan önce, pederden doğmuş olan Allah'ın biricik oğlu, bir tekrar olan Mesih İsa'ya inanıyorum. O Allah'tan Allah, nurdan nur, gerçek Allah'tan gerçek Allah'tır. Yaratılmış olmayıp pederle aynı özledir ve her şey onun aracılığıyla renewal in every generation.